Gelişmeleri kaçırma korkusu olarak tanımlanan FOMO'nun Twitter, Facebook ve Instagram kullanıcıları arasında yaygınlaştığı belirtiliyor. Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör, doktor Sayın Nevzat Tarhan'la bu konuyu konuşacağız. Hocam iyi günler. Öncelikle İyi çok günler. çok güzel bir konuyu gündeme getirmişsiniz. Nedir FOMO? Bize aktarır mısınız biraz? FOMO İngilizce bir kısaltma. Bu Fear of Missing Out diye geçiyor. Şimdi burada bir gelişmeleri kaçırma korkusu diyebiliriz. Şimdi kişiler özellikle sosyal medya ile ilgili kişilerde bir ortak tespit edilmiş bir davranış kalıbı var. Ve aynı zamanda duygusal bir refleks var. Burada bu kişiler yeniliği arama ile ilgili konuda hep fazla heyecanlı, fazla istekli kişiler. Yeniliği arama davranışları yüksek kişiler. Ve bu yeniliği kaçırma ile ilgili bir korku onların yaşamlarını şekillendirici hale geliyor. Bu korkunun sonucunda da bu sosyal medya çıktıktan sonra normalde bu insanlar bunu başka türlü televizyonla yahut da başka türlü işte dedikodu hissiyle, merak duygusuyla tatmin ederken sosyal medya müthiş kolaylaştırdı bunu. Ortak bir şey sağladı. Zaten sosyal medyanın bu internet medyasının yaygınlaşmasının en büyük sebebi ulaşılabilirliği ve hızlı olması. İnsandaki bu merak duygusunu, yeniliği arama davranışını tatmin eden bir durum ortaya çıktı ve bunu çok yaygın olarak kullanıyoruz. Özellikle de bizim toplumumuzda, Türk toplumunda bu daha çok kabul gördü. Dünyadaki örneklere göre çok daha fazla yaygınlaştı. Bu herhalde bir genetik yapımızla ilgili bir boyutu var gibi de düşündürüyor tabii. Bilimsel olarak araştırmak lazım bunu ama yani burada Orta Asya'dan kalkıp da dünyanın Atlas Okyanusu'na kadar devlet kurma motivasyonu bir şey, hareketlilikten, yeniliği arama davranışıyla yakından ilgili ve bu yeni bir şey çıktığı zaman da cep telefonu ilk çıktığı zaman da en çok yaygınlaşan Türk insan oldu. Sosyal medyada da dünyada yani ilk sıralarda kullananlar Türkiye'den çıktı. Bu yani ilginç bir özellik. Bununla ilgili tabii bir genetik bir arka plan olabilir ama şu ortaya çıktı ki yani bütün dünyayı etkiledi bu. Yani sadece Türkiye'yi değil, bütün dünyayı etkiledi. En soğukkanlı toplumlarda bile mesela Kuzey Avrupa toplumlarında bile yaygın bu. Bu ulaşılabilirlik boyutu var. Ama hastalık derecesine giriyor artık. Kişinin günlük yaşantısını bozma noktasına gelmesi, bu bir sanal hastalık olarak değerlendirilmeye başladı bu Hocam, nedenle. sormak istediğim soru aslında şu. Şimdi burada örneğin bazı günler oluyor, işte bazı ölüm yıl dönümleri diyelim ya da sosyal anlamda hepimizi etkileyen bir takım olaylar. Şimdi hashtagler kullanarak insanlar kendilerini oralarda bir şekilde söz söylemeye çalışıyorlar. Burada asıl olan sıkıntı kendi duygularımızı açıklamak için ya da beğenilmek için mi ekstra bir ihtiyaç duyuyoruz, yoksa gelişmeleri kaçırıp biz çaptan düşmeyelim diye kendimize mi bir şey aslında sağlamaya çalışıyoruz, yoksa topluma mı bir mesaj vermeye çalışıyoruz? Yani bir kişi yani genellikle kişiyi böyle ben yenilikleri takip etme duygusu kişiyi mutlu ediyor. Birinci motivasyon bu. O kişi yani bir şeyi ilk ben öğrendim, ilk ben söyledim, ilk ben yakaladım, ilk ben bu bilgiyi işte duyurdum, haber verdim herkese diye hissi. Bu yani insanda ortak bir duygudur. Bu tatmin ediyor. Yani diğer taraftan egosu yüksek kişiler bunu hastalık haline getiriyorlar. Yani herkes bunu hisseder ama önemli öncelikleri belirler, düşünür. Ona göre ya bunu benden duysa da olur, duymasa da olur deyip erteleyebilir. Ama bu kişiler sadece artık yaşamlarında en önemli konu bu haline geliyor bu kişiler. Bu durumda artık sanal bir hastalık olarak tanımlanıyoruz. Yani burada o önemli mi, önemsiz mi, gerçek mi, değil mi, doğru mu, değil mi bunlara hiç bakmadan yani gelen bilgi olduğu gibi hemen retweet yapıyor, hemen bir şekilde duyuruyor. Sorgulamadan, süzgeçten geçirmeden, filtre etmeden bilgileri aktaran kişiler bunu artık hastalık şeklinde kullanıyorlar ve bir müddet sonra da yani büyük bir kariyerlerini riske atacak hatalı pişman olacakları tepkiler ortaya çıkıyor.
genellikle dürtü kontrol bozukluğu olan kişilerde oluyor bunlar. Yani dürtülerini, arzularını, duygularını kontrol etme becerisi eksik. Yani beynin ön bölgesinin iyi çalıştırıp çalıştırılmamasıyla ilgili bu kişilerde ortaya çıkıyor. Bir açıklamanız yani bu, olmuş. Gerçekten sanki uyuşturucu madde almadığı halde almış gibi haz duymakla ilgili. Biraz sanal, onu da açıklar mısınız? Tabii sanal uyuşturucu olarak da tanımlıyor. Beyindeki ödül ceza sistemini çalıştıran mekanizmalar biri kişinin böyle somut zevklerdir. Yemek, içmek, cinsellik gibi somut zevklerdir. Ya da uyuşturucu kullanımı gibi soyut zevkler. Diğerleri de soyut zevklerdir ki mesela bunlar işte o kumar gibi şeylerden. Yani kişi yaptığı halde kişi yani vücuda bir şey almadığı halde ciddi bir şey oluyor. Yani uyarılma yaşıyor. Oyun şans oyunları konusunda da burada da zaten yeniliğe yani insan beyninde ödül sistemini en çok çalıştıran şey beklenen ödüller değil, beklenmeyen ödüller. İşte bu sosyal medya beklenmeyen ödüllerle ilgili ciddi bir beklenti ve heyecan uyandırıyor. O heyecan içerisinde kişilerin ödül ceza sistemi bozuluyor. Ödül yetmezliği sendromu dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Yani ödül yetmezliği sendromunun bağımlılığın yeni adıdır bu. Ödül yetmezliği sendromu. Sanal bağımlılık da beyinde ödül yetmezliği oluşturuyor ve kişi bir türlü zevke doymuyor. Mutlu, tatmin olmuyor. Ego doyumu yeterli olmuyor. Burada da bir sanal bir hastalık oluyor. Kişinin günlük yaşam aktivitelerini bozuyor. Günlük yani eşini, çocuğunu, okulunu ihmal edip devamlı cep telefonuyla ya da işte akıllı telefonlarla ilgilenme durumu ortaya çıkıyor. Her şeyi retweetliyor. Bu kişinin bundan vazgeçemeyecek hale gelmesi, günlük yaşamını bozması, olmadığı mesela internetin olmadığı ortamda kendini çok gergin, sinirli hissetmesi. Burada bunun hastalık, bağımlılık haline geldiğini gösteriyor. Bağımlılığın genel belirtileri var mesela. Beklenenin başarısız bırakma girişimleri mesela. Bu çok oluyor, çok vakit harcıyorum ama bir türlü bunu bırakma girişimi başaramıyor. Bir diğer de gittikçe doz aşımı olması. Yani gittikçe bugün biz bir saat, iki saat ilgileneceğim ya da şu işi yapacağım deyip eline cep telefonu alıyor, bütün işleri bırakıyor. Böyle de doz aşımı şeklinde ortaya çıkıyor. Aşırı kullanma ortaya çıkıyor. Yaşam aktivitelerini bozuyor. Bu tipik bir bağımlılık belirtileri. Şimdi her bağımlılıkta olduğu gibi insanın kendisinin bir bağımlı olduğunu kabul etme süreci de aslında var ama diyelim ki kabul ettik ve anladık. Buradan, bu durumdan kurtulmak için ne yapmalıyız? Tabii bu kişilerin bundan kurtulmak için yapacakları tek ilgi alanları bu olmamalı bir insanın. Yani zevk alanları, ilgi alanları sadece bu kişinin bununla kendini mutlu hissediyor gibi bir tek ilgi alanı haline getirmişse bu kişi bir müddet buna bağımlılığa dönüşür. Onun için bir kişi yani bütün yumurtaları aynı sepete koymama kuralı burada da geçerli. Yani bütün ilgi alanlarını tek tip yapmayacak kişi. Yani çeşitli işte yani müzikten de, sanattan da, resimden de, manevi uğraşlardan da her alanda ilgi alanı kendini oluşturacak ve onlarla kendine biri olmazsa yedeği olacak tatmin alanlarına. Evet. Bunları yaparsa yani kendilerine zevk alanlarını muhakkak çoğulculaştırsınlar, çeşitleştirsinler. Böyle durumlarda bunu yapabilen kişi, istediği zaman bunu bırakabilen, kontrollü kullanabilen kişiler bağımlılık riskini taşımazlar. Hem de yani aslında bağımlılığın en büyük düşmanı, Aristo'nun bir sözü vardır. Talebesine kızmış böyle kumar oynuyor diye. Hocam küçük oynuyorum demiş. Evladım demiş, ben senin kaybettiğine değil kaybettiğin paraya değil kaybettiğin zamana üzülüyorum demiş. Evet, yani zaman. Bu en büyük internetin de en büyük şeyi insana zaman israfı yaptırdı insana. Çok doğru. Yani zaman savurganı olduk ve zamanı ama şeysiz geçiriyoruz yani hedefe yönelik olmayan bir zaman yönetimsizliğine sebep oldu. En büyük sakıncası da bu. Kesinlikle. Aslında diyebiliriz. Çok çok teşekkür ederim rica hocam ederim, verdiğiniz bilgi.